bu öğretmenler günler önce, hatta 20'den fazla arkadaşımız aylar önce işten çıkarılmış. Bizim burada belediye ile günlerdir süren bir muhataplığımız oldu. Ama gelinen nokta bizim geçiştirilmemiz, bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmemesi noktasında. Bu eylem pat diye yapılmış bir eylem değil. Ben cevap, biz görüşmeyeceğiz hocam, oldu. Bu çok net. Hocam. Dolayısıyla eylem bizim son çaremiz oldu. Son noktamız oldu. Karışamazsınız. Siz buranın güvenliğisiniz. Ben her yerde izin almaksızın, silahsız, gösterişsiz, istediğim yerde açıklamada yaparım. Hakkını aramasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Burada bütün, yani güvenlik emekçilerini de tenzih ederek söylüyorum. Gerçekten öğretmene değer veriyoruz diyen, eğitime değer veriyoruz diyen, çocuklarımız önemli diyen herkes karşımıza dikiliyor. Bu da gerçekten ilginç. Gerçekten bir niye sorgulanacaksa herkes kendi vicdanına sorsun. İşten atılan arkadaşlarımız burada. İşsiz kaldığınızı düşünün. Size verilen sözlerin tutulmadığını düşünün arkadaşlar. Hakkınızı aramaz mıydınız? Bizim karşımıza öyle dikilin. Ahmet'ten futbolu mu oynayacağız? Nedir yani böyle pol pol omuz falan? Hayır. Niye görüntü alamıyor? Lütfen diyor. Ben senden rica ediyorum. Germeyelim. Bak 5 tane öğretmen gözaltına alınıyor. Burada tek bir gazeteci yok. Bir tek ben varım. Ben senden özellikle. Ama tam siz kimsiniz? Ben polis misiniz? Nesiniz? Beni niye engelliyorsunuz? Sizin kim olduğunuzu dahi bilmiyorum. Ya tamam. Siz normal yurttaş mısınız? Polis misiniz? Niye engelliyorsunuz? Seni soralım. Bak son kez. Çekmemi istemiyor musun? İstemiyorum. Niçin? İşte. Ya istemiyorum. Neden mi söyleyeyim bari? Arkadaşım görün kalamaz. Burada oturuyoruz. Siz oraya geçmezseniz biz bir yere gitmeyiz. Bakın ya kapaça bakın. Kimseye iyi niyetliyiz diye anlatamazsınız. Burada resmen darp ediliyoruz. Hocam kimse sizi darp etmedi. Nasıl kimse darp etmedi? Bu arkadaşımız kendini koruyor. Siz bize randalı darp ediniz. Emniyetin önünde, polisin gözü önünde bakın darp ediliyoruz. Kimse sizi darp etmedi. Nasıl darp ediyorsunuz? Sen ben nasıl darp ediyorsunuz? Sen ben nasıl darp ediyorsunuz? Ne basit yapıyorsunuz? Bize burada güvenlikle darp ediyorsunuz. Sonra aşağıya niye? Kamuoyu görmesin. Daha ne kadar rezil olacağız? Falan da. Bütün buradan evrim yapılmasını istemiyorum. Burada Hayır. Ben Çankaya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan işte okul sonrasında verilen eğitimler ve destek eğitimlerde Türkçe edebiyat öğretmenliği yapıyordum. Yaklaşık 3 senedir de bu öğretmenliğe devam ediyorduk. Ama şartlar piyasa koşulları gerekçe gösterilerek ucuz iş gücüne çekildi. Öğretmenlere hem yarım sigortalar yapıldı, hem part-time çalıştırıldıkları iddia edilerek part-time ücretler verildi, asgari ücret verildi. Ve bunun da haklı olduğu söylendi. Uzun süredir öğretmenler bunlardan rahatsızdı. 11 aylık ve 10 aylık olarak değişmek koşuluyla devam eden bir iş sürecimiz vardı. Yazları belli durumlarda iş yerine çağrılıyorduk fakat bu yazın çağrılanlar bize yine ödenmiyordu gibi gibi birçok hak ihlaline maruz kaldık. Sözleşmelerde tarih maddeleri boştu. Aleyhine olabilecek maddeler verilmişti ve biz bunlara karşı çıktığımız için de işin sonunda artık sözleşme günü geldiğinde dedik ki biz bundan hoşlanmıyoruz, bunu istemiyoruz. Bu seneki toplu iş sözleşmesinde bir belediye yetkilisini istiyoruz dedik. Çünkü bizi taşeron firmayla yüz yüze bıraktılar. Taşeronla derdiniz neyse onunla çözün dediler ama biz bunu da biliyoruz ki bu taşeronla alakalı bir şey değil. Taşeronla yapılan ihalenin şartlarını da belediye belirliyordu. O gün dedik ki biz 2 saat veriyoruz size. Sizden bir belediye yetkilisi istiyoruz. Çünkü sözleşmemiz imzalanırken bile belediyeden kimse yok. Sonra bizi geri aradılar. Dediler ki 1 saat içinde sözleşmenizi imzalayın. İmzalayın, imzalamazsanız çalışamazsınız. Halbuki bundan 3-4 gün önce bize denmişti ki 1 hafta süreniz var sözleşmeyi imzalamak için. Bunun sonucunda bazı öğretmenler sözleşmeyi imzalayamadı.
tekrar imzalama talepleri iletildiğinde kesinlikle kabul edilmedi. Hatta işte bu direnişe katılan öğretmenlerden rahatsızlık duyulduğu belirtildi.